1987 yılında TRT İzmir Televizyonu'ndan yardımcı prodüktör olarak atandı ve halen TRT Ankara Televizyonu Eğitim Kültür Programları Müdürlüğü'nde prodüktör olarak görev yapmaktadır. Teşekkürler Büyükşehir Belediye'mize. Sağ olsunlar, lütfettiler bizi, sizinle buluşturdular. Şerefli mekan bilmekin diye bir söz var. Bir yerin kıymeti, değeri orada yaşayanların değerinden gelir diye. Adem Cum'un böyle evrensel isimlerin, şahsiyetlerin yaşadığı bir şehir. Konya'da olarak bilinen Sadettin Kolevi adlı büyük İslam alimi. Malatya, sanat ve düşünce odaklarını etkileyen, hakkında çok fazla haklarında çalışma yapılan Muhittin Arabi Hazretleri, şeyh-i ekber olarak bilinen, en büyük bilgi olarak bilinen, o Malatya'da yaşamış bir müddet. Battal Gazi Ekrem dönem hakkında iyi çalışmalar yapıldı. Hayatıyla ilgili menkıbelerin olduğu Battalname'nin yayınlandığı pek çok yayın yapıldı. Şeyh-i Ekber veya Niyazi Mısri gibi evrensel şahsiyetler Malatya'nın nasıl bir manevi ve entelektüel merkez olduğunu gösteriyor tek başına aslında. Niyazi Mısri Hazretleri 12 büyük Kur'an yolunun, İslam yolunun, İrfan yolunun en gürbüzü olan Halveti geleneğe mensup bir kol kurucu. Halvetiye içerisinde, Halveti tarikatı içerisinde Mısriye şubesini kurmuş. Yani pir deniyor onlara, kolbaşı. Büyük bir bilgi o yüzden. Hani yol açmış, bir patika, bir iz açmış kendisi. Hocalarımıza, Büyükşehir Belediye'mize ve sizlere ayrı ayrı 1600'lü yıllarda, 1700'lü yılların ilk çeyreğinde yaşamış Niyazi Mısri. Battal Gazi ilçemizden, yani Malatya o zaman şimdi merkezi orasıymış.